Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Videomuzda altın ve gümüşü değerlendireceğiz. Altın ve gümüş de bizler için son durum ne şekilde? Sizlerle birlikte bunu teknik analiz yöntemini kullanarak grafik üzerinde yorumlamaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, altında alan pişman, satan bin pişman şeklinde bir başlık attık videomuza. Videomuzdaki bu başlığın atmamızdaki amaç, altına biliyorsunuz buralarda manipülasyonun bol olduğu ve bu manipülasyonlar sonucunda 1500-1400 dolarlara doğru gidecek bir altının onsundan bahseden yatırımcılar yüzünden birçoğu aşağıda 1720 civarlarındayken maalesef ki altınını sattı ve tabii şimdi altında birden yukarı yönlü bir hızlanma 1760 dolarlar seviyesine yukarı yönlü bir hızlanma gelince de sattığına bin pişman olmuştur zannedersem. 1500 dolarların altında gelebilmesi için arkadaşlar burada bu üçgenin aşağı yönlü kırılması şart. Yani bu üçgen altında bir kapanış 1675 dolarlar altında bir kapanış olmadığı müddetçe altının onsunda panik yapılmaz. Özellikle 1675 seviyesine çizdiğimiz bu oluşumumuz bizlerin de yakından takipte kalması gereken önemli oluşumlar arasında. Sevgili dostlarım, dünya ekonomileri üzerinde enerji krizlerinin, petrol krizlerinin, ayrıca gıda krizlerinin olduğu bir dönemde altında çok fazla aşağı yönlü bir baskılanma yapamaz. Her ne kadar da manipülatif şekilde manipülasyonlar altın üzerinde yapılsa da altında maksimum gelinebilecek seviye 1675 seviyesi olarak gözükmekte. Tabi teknik analiz olarak bu konuşmamızı yapıyoruz. Hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değildir ve hiçbir zaman da teknik analiz %100 gerçekleşecek diye bir durumda yoktur. Zaten burada verdiğimiz tavsiyelerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Sadece benim kişisel öngörülerime dayanan görüşlerdir. Bizlerin şurada çizmiş olduğumuz bir grafik, ABC formasyonuna dayalı bir grafiğimiz ve bu grafiğin de arkadaşlar D bölgesinin yukarı yönlü çalışması yönündeki beklentilerim mevcut. Bu da biliyorsunuz altının onsunda 2000 dolarlar ve üzerine doğru orta vadede bir yükseliş beklentim mevcut ve bu yükseliş beklentim de hala değişmiş değil. Grafiklerimiz güzel çalışmakta. Şu an çizdiğimiz grafik de iyi gidiyor. Bu grafiği takipteyiz. Ta ki 1675 dolarlar altında bir kapanış olmadığı müddetçe bizler altınlarımızı satma taraftarı değiliz. 1675 doların aşağı kırılması durumunda o zaman şorta geçer. Daha aşağılardan alıp altın miktarımızı yükseltebiliriz. Ama şu an için altına baktığımız zaman herhangi bir olumsuz durum altın tarafında şu an itibariyle gözükmemekte. Altında artık bizlerin takip etmesi gereken en önemli seviye 1643 seviyesi oldu. Evet, şurada 1643 dolar artık bizim altının onsunda takip etmemiz gereken en önemli destek bölgesi. 1743 bölgesi, özür dilerim. 1743 bölgesi altında bizim takip etmemiz gereken en önemli destek bölgesi haline gelmiş oldu. 1743 üzerinde bizim gene kanal aralığımız altının ons tarafında 1768 bölgesinden geçen kanal aralığı olacak arkadaşlar. Bu kanal aralığı 1743 kırılmadığı müddetçe yukarıda kısada 1768 sıkı bir şekilde takip etmemiz gereken önemli bir direnç. 1743 altına inilmemesi durumunda benim kısadaki hedefim altında bizler tekrardan 1800 dolar seviyesine doğru bir yükseliş göreceğiz arkadaşlar. O yüzden beklentim şu an için kısada 1743 önemli desteğin altına inmediğimiz müddetçe kısada 1800 dolarlar seviyesine doğru giden bir ons altın
olacaktır. O yüzden ons altına dikkat. 1743 neden buraya 1743'e inmememiz gerektiği şeklinde bir soru soracak olursanız da bakın teknik analiz diyor ki buradaki çizdiğimiz üçgenin dışarısına çıktık. Artık 1743 bizler için önemli bir destek konumuna geldi. Bu 1743 altında tekrardan üçgen içerisine girdiğimiz vakit tekrardan düşüşlerle karşılaşabiliriz. O yüzden 1743 test edilmek istese de bakalım bu kırılıp aşağıya inecek mi? Aşağı inmediği müddetçe de bir herhangi bir sıkıntımız yok ve buradan hedefimiz kısa vadede 1800 dolarlara kadar 1790-1780 dolarlara kadar bizi yukarı yönlü taşıyacaktır. Daha kısa da 4 saatlikte hemen altın onsunu tekrardan değerlendirdiğimiz zaman saatliklerde bir filama oluşumu göze çarpıyor. Buradaki filamanın hedefi de gene bizler için 1720, yukarıda 1760 bölgesinden geçen filama hedefimiz de gene bizler için altında 1780 kısadaki hedef bölgesini göstermekte. Bu da sıkı bir şekilde takibimizde. 1760 üzerindeki kapanışlar bizi direkt 1780 bölgesinde bulunan bu filama hedefine doğru yukarı yönlü atacaktır arkadaşlar. O yüzden altın onsunu satmayıp sabırla bekleyenlerin bir müddet sonra kazançlı duruma geçecekleri düşüncem devam etmekte. Ons altın tarafına baktık. Şimdi gram altın tarafına bakalım. Ons altın dolar biliyorsunuz ikilisinden güç alan ons altın, gram altın. Gram altın takipçileri için 494 bölgesi önemli bir destek bölgesi. 494 desteğini gram altın takipçileri dikkatli bir şekilde izleyecekler. 494 üzeri kalışlarda bant aralığı zaten hepinizin yakından bildiği 503, şuradaki 503 ve 494 bant aralığı. Bu zaman içerisinde arkadaşlar gerek dolar hareketleri gerekse ons hareketleriyle birlikte bir kırılım gösterecektir. Şimdilik 494 seviyesi güzel bir destek olarak çalışmasını devam ediyor. Ola ki herhangi bir kötü senaryo içerisinde gene kuvvetli bir destek aşağıda 490 desteği gram altında göze çarpıyor. Ons ve doların birlikte destek vermesi durumunda ise arkadaşlar 508 ilk etapta 508 TL'ler civarından geçen gram altındaki hem de haftalıktaki bu kuvvetli direnç bölgesi sıkı takibimizde kalacak. Ola ki 508 üzerinde bugün haftalık bir kapanış gram altında görebilir isek işte o zaman bizlere gram altında 523-528 aralığındaki bölge ışık yakacaktır. O yüzden gram altın yatırımcıları da verdiğim seviyeleri çok iyi takipte kalsınlar. Özellikle gündemdeki son dakika haberlerini sıkı takipte kalın. Pek İngiltere tarafında olsun, Çin tarafında olsun zaten biliyorsunuz pek iyi haberler gelmiyor. Ben ilerleyen dönemlerde gene gıda krizlerinin baş göstereceğini ve bunların da enflasyonist baskıyı arttıracağı yönündeki düşüncelerim değişmiş değil. Özellikle gıda, enerji ve petrol tarafına dikkat çekiyorum. Bunların globalde çok güçlü durmaları altının da yönünü yukarı yönlü çevirecektir. Her ne kadar da merkez bankaları altını baskılamak istese de altının yükselişi engellenemeyecek şeklindeki düşüncem devam ediyor. Şimdi gümüş yatırımcıları için hemen yorumlarımıza geçelim. Gümüş ons. Evet, gümüş ons. Metallerin aşere çocuğu. Gümüş ons. Bizim gümüşte takip yerimiz 21.60 seviyesinde bulunan bölge arkadaşlar. Bu bölge ihlal edildi. Fakat bu bölge altında bir haftalık veya 3 günlük, 2 günlük kapanışlar gelmediği için tekrardan yukarı yönlü çizdiğimiz grafik içerisine kendini atmış durumda arkadaşlar. Gümüş ons.
Gümüş onsu yorumlayacak olursak arkadaşlar, şimdi bizim gümüş onsta şu an için beklentimiz yukarıdaki 23-60 bölgesi diyelim biz buna, veya 23-65 bölgesi. Bu 23-65 bölgesi önemli olacak. Bunu sıkı bir şekilde takipte kalacağız. Bu 22 dolarlar üzerinde gümüşün tutunuyor olması benim için olumlu. Grafiğimin çalıştığı anlamını bana gösterir. O yüzden her 22 dolar üzerindeki kalışlar gümüşte de artık yukarı yönlü hareketin yakın zamanda, ben hatta şurada bir aylık zaman zarfı içerisinde gümüşte de yukarı yönlü kırılımın tekrar yaşanacağı ve hızlı bir şekilde 23-25 dolarlar seviyesine doğru kendini yukarı yönlü atacağı yönündeki düşüncelerim ve beklentilerim devam etmekte. Tabii ileriye dönük daha uzun bazlı gümüşün onsunda özellikle biliyorsunuz benim beklentilerim 46 ile 50 dolar aralığı. Bunlar artık son düşüşler diye düşünmekteyim. Artık belki de bu seviyelerin altları yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla gümüşte bir daha görülmeyebilir. O yüzden gümüş yatırımcıların da dikkatli olması gereken bir hafta ve önümüzdeki haftada gene bu şekilde olacaktır. Ve gümüşte bizler artık 23.50-23.60 seviyeleri üzerine atabilmeyi başarır isek gümüşün onsunda artık yukarı yönlü gümüşün önünde bir engel kalmayacağı yönündeki beklentilerimi hala sürdürüyorum arkadaşlar. Çünkü bundan sonraki artık çıkış yukarı yönlü çıkış bir trendi olacaktır ve bu şekilde W veya buna bayrak formasyonu da diyebiliriz. Bu şekilde bir yukarı yönlü hareketin gümüşün onsunda yaşanacağı ve benim beklentim olan 46-50 dolar seviyelerine doğru gümüşün onsunu yukarı taşıyacağı yönündeki beklentilerim önemini koruyor ve yükselişin de sizlerle birlikte zaten takip ederiz. Bu şekilde olması durumunda grafiğimiz gayet net çalışıyor demektir. Bu da bilmiyorum başka analizci arkadaşlar, uzman arkadaşlar bu şekilde takip ediyorlar mı? Grafikleri var mı? Varsa da takip edenleri yazarsanız ben de onları takip etmeye çalışırım. Fakat benim grafiğim gümüş yatırımcılarının sabırlı olmaları gerektiği ve bir haftalık 22 dolar altında veya 21.60 altında aylık haftalık kapanış görmediğimiz müddetçe gümüşte yönün tekrardan ibrenin yukarı yönlü döneceği şeklindeki beklentim devam etmekte arkadaşlar. Gram gümüş, onu da gümüş ons grafiği üzerinde yorumlamaya çalışalım. Gram gümüş ne olur? Onun da bir teknik analizini sizlerle birlikte yapalım. Gram gümüşte bizler için 6.15 desteği önemli dedik ve 6.15 desteği güzel çalıştı. Şu an 6.30 civarlarında gümüşün gramını da takip ediyoruz. Gümüşün gramında hemen destek ve direnç noktalarını size vereyim. Sizler buradan takip edin. Şimdi bizim için 6.15 önemli desteğimiz. Onun üzerinde gene 6.20 destek bölgemiz. Ve 6.32 şurada bir direnç. Bu direnci aşmamız demek. 6.32 direncimiz önemli. Gümüşün gramını takip eden arkadaşlar için. Bu direnci aştığımız takdirde yukarıda 6.51 direncimiz ve 6.64 seviyesinde bulunan direnç bölgeleri yukarı yönlü hareketi tetikleyecektir. Ve bu hareketin ben bu seviyelere doğru gideceği yönündeki beklentilerim devam etmekte. 6.80. Şimdi uzun vade bekleyenler için bir yorum yapalım. 6.39 kısada takip etmemiz gereken önemli bir pivot noktası. Bu 6.39 üzerinde kapanışlar görmeye başlamamızla birlikte biz gümüşün gramında ilk etapta 7.17 seviyesine doğru yükselişler yaşayacağız arkadaşlar. Bakın 7.17 seviyesi bu kısada. Ortada ise 6.80 üzerindeki kalıcılığımız, yani haftalık ve aylıklarda 6.80 seviyesinde artık kapanışlar görmeye başladığınız vakit ise arkadaşlar
İşte gümüşte 7.48, 8.54 ve 9.22 şeklinde yukarı yönlü dirençler mevcut ve bu dirençlere doğru bizler hareketleri sizlerle birlikte takip edeceğiz. Özellikle Ekim ayı boş geçecek, biliyorsunuz FED'de toplantı da yok. Kasım ayına kadar altın ve gümüşün önü açık olacak. ABD tarafından gelecek her kötü veri ve dünya ekonomileri, dünya merkez bankaları üzerinden gelecek her enflasyonist baskı altın ve gümüş tarafına faydalı olacaktır ve yarayacaktır şeklindeki düşüncem hala devam ediyor. Evet sevgili dostlarım, altın ve gümüş yatırımcılarına umut vaat eden bir video oldu. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Lütfen kanalımıza beğeni atalım. Kanalımız bayağı bir geri kaldı. Zannedersem yorumlara beğeni atmayı unutuyoruz. Tabii siz bilirsiniz, beğeni atarsanız beni memnun edersiniz. Ayrıca kanalımızı dışarıdan seyreden abone olmamış arkadaşlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.